Evet, sosyal güvenlik uzmanı Sayın Ali Tezel bu pazartesi de her pazartesi olduğu gibi bizimle. Sayın Ali Tezel merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ülkü, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Tezel, siz hep diyorsunuz önümüzde seçim de var, haklarınızı arayın, haklarınızı arayın, sesinizi yükseltin. Şimdi emekliler seslerini yükseltmeye çalışıyorlar. Siz de Eskişehir'den yansıyanları görmüşsünüzdür. AKP binasına yürümek istiyorlar, il binasına. Yürütülmemişler. Diğer yandan Zonguldak mitingine Erdoğan'ın katılmak istiyor bir teyzemiz. Küçücük bir kağıda şöyle emekliler aç yazmış. Mitingin içine almamışlar, dışında bırakmışlar. Eşi ona demiş ki gitme zaten almazlar seni, ben yine de gittim diyor ama alınmamışlar. Tüm bu şartlar altında emekliler sesini duyurmaya çalışıyor ve bir seçim vaadi olarak emekliler başladı, iktidarda gözümüze çarpmıyor değil. Hem şimdi emeklilerin ses yükseltişlerini hem de önümüzde emekli ikramiyeleri var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da talimatlarıyla neler yapılabilir acaba? Ne düşünüyorsunuz? Emekli ikramiyesi ne kadar olur örneğin? Ülkü, ben de emeklilere destek olmak amacıyla birkaç sosyal medya paylaşım yapmıştım. Birincisi, tüm emeklilere seyyanen 8 bin lira zam. Tüm emeklilere. Şimdi bazı emekliler bu seyyanen zamı bir defalık zam zannediyorlar. Hayır, bir defalık değil. Her ay emekli maaşlarına 8 bin lira artış. Evet. İkincisi de emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban şu anda 2 bin lira. Hükümet sanırım bugün Bakanlar Kurulu'nda kabinede 3 bin yapmayı düşündüğünü açıklayacak. Sanırım diyorum, bilmiyorum daha. Ben de onu hem Ramazan'da 15 bin lira hem de Kurban Bayramı'nda 15 bin olarak açıklanmasını talep ettim ve bugün de emeklilerden de destek istedim. O yüzden şimdiki beklentimiz, ama bunun da 31 Mart seçimden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalaşması gerekiyor. Evet. Çünkü muhtemelen diyorum meclis tatile girecek veya girmek üzere. O yüzden daha seçim gelmeden, meclis kapanmadan veya tatile girmeden hem tüm emeklilere 8 bin lira seyyanen zam hem de Ramazan ve Kurban ikramiyelerinin 2 bin liradan 15'er bin liraya çıkarılması bu emeklinin hakkı. Umarım onlar da destek olurlar ve umarım da hükümet bunları görür ve meclisten bu yasayı çıkarır. Peki Sayın Ali Tezel, iktidar o kadar bonkör olur mu? Evet tamam, seçim var. Evet tamam, Sosyal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan diyor ki ekmeklilerimizin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var. Bu adımları biz atacağız ama işte biz görüşüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. İnşallah maşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir şeyler olacak. Şimdi siz diyorsunuz ki 3 bin lira gündem olabilir. Ne kadar bonkör gündemi olabilir? Ülke gündemi 3 bin lirayla oyalamak istiyorlar. 3 bin lira yeter diyorlar. Ama yetmez. Tabii. O yüzden emekliler Eskişehir'de yaptıkları gibi, Zonguldak'ta yaptıkları gibi yine ellerinden geleni yapsınlar ama sosyal medyayı da boş bırakmasınlar. Sosyal medya da çok önemli değil mi? Evet. Oradan, çünkü EYT'liler sosyal medyadan da organize olmuşlardı. Peki şimdi Aziz Çelik bir tablo paylaştı Sayın Ali Tezel. Emekli bayram ikramiyesi Mart 2018 1000 lira. Şubat 2024 2000 lira. Biz şimdi bu emekli bayram ikramiyesi nasıl geldi? Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Mecbur kalındı, yapıldı. Evet. Sonra arttırılmadı. Evet. Arttırıla Mart 2018'den bugüne kadar 2000 liraya çıkartıldı. Asgari ücretle paralel artsaydı diyor Aziz Çelik, 10.541 lira olması gerekirdi diyor. Yani o oranlara tamam, gelir mi? Aziz Bey haklı burada oransal olarak. Ama burada da bir emeklilere biraz sistem yapalım. 14 ve 28 Mayıs seçimler öncesinde Erdoğan'ın karşısındaki rakip olan Kılıçdaroğlu, ben bayram ikramiyelerini 15 bin lira yapacağım demedi mi? Dedi. Ama halk %52 ile hayır 15 bin olmasın, 2 bin lira da kalsın dedi. Evet, ama şimdi biraz daha kötü ekonomik şartlar ve koşullar altında, daha kötü durumda. Sadece emekliler değil, hepimiz yaşamak zorunda kalıyoruz ama emekliler tabii o 10 bin lirayla ayakta durmak için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bakalım siz... Hele evi yoksa yandı Ülkü. Evi yoksa, kiradaysa yandı. Evet. Siz diyorsunuz ki 15 bin lira Ramazan'da, Kurban'da verilmeli emeklilere.
seyyanen 8 bin lira artışı yapılmalı. Siz de sesinizi yükseltin emekliler. Ben de size destek veriyorum. Sosyal medyadan paylaşımları da yapıyorum. Peki Ali Bey, tahmininiz ne? İktidar emekli ikramiyesini ne kadar yapar? Siz de az çok biliyorsunuz anket... ve tahminlerinizde yanılmıyorsunuz. Doğru çıkıyor sonra. Ülke anketlere bakalım. 30 Mart seçimlerinde İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Eskişehir'i kaybettiğini görürse verir. Hı hı. Nasıl EYT'ye çıkardı? Bak ben EYT için 15 yıl uğraştım Ülkü. Evet. 15 yıl. Evet. İlk EYT'yi haksızlık olduğunu dile getiren benim. Ona isim veren benim. Onlarla ilgili çok toplantılara katıldım. Anıtkabir'e yürüyüşe gittim. Maltepe'de 6 milyon kişiyi buluşturdum. EYT'ne çıkacağına inanmayan milyonlar vardı. Ben de çıkacak diyordum. İstersek çıkar diyordum. Çünkü hak verilmez, alınır. Birileri bana lütuf yapsın. Birileri bana 3 kuruş versin, 5 kuruş versin dersek o sadaka olur, dilencilik olur. Biz hakkımızı arayacağız. Ve hakkımızı da söke söke koparacağız demesi lazım emeklilerin. Evet, her engellemeye karşın üstelik. Çünkü engelleniyorlar, onu da görüyoruz. Tüm engellemelere rağmen. Peki Sayın Ali Tezel, konu EYT'ye gelmişken EYT'lilerden bir grup da mağdur olduklarını söylüyorlar. EYT yasası mağduruyuz biz diyorlar. 3600 olanlar mağdur oldu. 3600 olanlar mağdur oldu. Çünkü o zamanın bakanı da Vedat Bey'di. Vedat Bilgin'di sanırım. İlan etmişti. 99 öncesine dönüyoruz diye. 99 öncesinde 3600'den emekliliğin iki şartı vardı. Kadın 50, erkek 55 yaş ve 3600 gün prim. Ama EYT yasası sadece normal emekliler için çıktı. Yaş kaldırıldı. 50-55 yaş gelmedi. Yine şu anda kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli oluyorlar. Yani EYT kısmı emekliye gelmedi. Bunun da gelmesi için birilerinden bir şey beklemeye gerek yok. Çaba göstersinler. Yine toplansınlar. Yine isteklerde bulunsunlar. Yine sosyal medyayı kullansınlar. Ali Bey, her şeyi çaba göstererek elde edeceğiz galiba ülkemizde. Çabasız olmuyor. Ama hak verilmez, alınır ülke. Evet. Bu iş bir şeye hak diyorsan onu sana birisi vermez. Sen kopara kopara alacaksın. Evet. Söz konusu olan hele bizim ülkemiz olursa. Peki Ali Bey, İktidar sizce ne kadar yapar emekli maaşını? Bir tahmininiz, oransal bir tahmininiz, emekli ikramiyesini var mı? Bir de şimdi 8 bin lira seyyanen zam, 15 bin lira olmalı diyorsunuz ve o şekilde çağrınız da var sosyal medyada. En düşük emekli maaşı ne olacak? 10 bin lirada kala kaldı. Onun da 25'e çıkarılması lazım. Siz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olsanız çok bonkör bir bakan olurmuşsunuz şimdiki iktidarı. Ama haksızlık şu. 2008 reformunu bu iktidar çıkarmasaydı şu anda 25 bin liraydı o kanun zaten. Taban aylık. Kanunen 25 bin liraydı. Birilerinin ağzından lütuf gibi değildi. Kanunun hesaplamayı göstermişti. O hesaplamaya göre şu anda en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 25 bin lira. Onu 2008'de kaldırdılar. Yerine lütuf verdiler. 2 bin veririm, 5 bin veririm, 10 bin veririm dediler. Şimdi öyle oluyor lan. Reis 10 bin verdim diye 10 bin oluyor. Ama o reis 2008 reformunu yapmasaydı emekli maaşları yerlerde sürünmeyecekti şu anda. Şu anda kök maaş dediğin nedir? 4 bin lira, 5 bin lira, 6 bin lira. O da 2008 reformunun sonucu. 2008 reformuyla ülkenin emeklerini alaşağı ettiler. Bizim zamanında dalga geçtiğimiz Bulgar emeklileri, Romanya emeklileri ayda 50 dolar alıyormuş deyip gülüyorduk. Şimdi biz de o duruma doğru düşüp gidiyoruz. Yine bak yükü bir hikayemi anlatayım. 2006 yılıydı. Yine en düşük emekli maaşı eski kanuna göre 2006 yılında. Asgari ücretin %40 üzerindeydi. Evet. Zamanın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı SGK'nın koridorunu tepiniyordu. Böyle şey mi olur? Çalışırken asgari ücret alacak, emekli olunca asgarinin %40 fazlasını olacak. Bu değişmeli diyordu. Şimdi o kişi İYİ Parti'de genel başkan yardımcısı. Türkiye'de de işsizliği ilk defa 2006 yılında %10'un altına düşüren kişi. Ve dün baktım sosyal medyasına, şu anda enflasyonun açıklanmasında doğalgaz fiyatları dikkate alınmıyor, bu yanlış diye bağıran birisi. Zamanında kendisi yaptı bunları.
İsim aklıma gelmiyor, biliyor musunuz? Onu aramaya başladım. Adını verir misiniz? Adı Birol Aydemir. Hah, anladım. Tamam. Bak dün eleştiriyordu, diyordu ki TÜİK'in enflasyonu yanlış, doğalgazı dikkate almıyor diyordu. Hı hı. Kendisi de zamanında almıyordu. TÜİK başkanı da yaptı sonra. Türkiye'de işsizliği %10'un altına düşüren, TÜİK rakamlarıyla tabii, ilk kişidir o. Evet, Mehmet Şimşek göz yumuyor, hepsi yargılanmalı demiş. TÜİK evet ama zamanında SK'nin korucuları zıplıyordu. Böyle şey mi olur? Bu ne mantıksızlık? Çalışırken asgari alıyorlar, emekli olunca %40 fazlasını alıyorlar. Bu sistem değişmeli diye bağırıyordu. Hı hı. Şimdi sistemden şikayet ediyor. Peki Ali Bey, siz dediniz ya 25 bin lira olmalı en düşük emekli maaşı. O zaman asgari ücret ne kadar olmalı? Normal şartlar altında. Şimdi Ülkü, en düşük emekli maaşının hesap tarzıyla 2008 öncesinden bahsediyorum. Hı hı. Asgari ücret hesaplama tarzı farklı. Senle yine asgari ücret hesaplanırken demiştim ki hangi kritere göre asgari hesaplayacaklar, evet, demiştim. Hangi kritere göre? Evet. Eskiden kriter vardı Ülkü. Asgari ücret bir kişinin günlük 3000 kalori alacak şekilde yaşamasını sağlayan ücretti. Kanun ve yönetmelik bunu söylüyordu. Şu anda yeni yönetmelikte bir kriter yok. Sadece bir kişinin ağzından 17 yapın, 19 yapın, 20 yapın diyecek, o kadar. Kriter yok asgari ücrette artık. Şimdi bir hesaplama kriteri yok. Yine tekrar edelim bak buradan. Önce asgari ücret tespit komisyonu yine 15 kişi toplanırdı. Hacettepe Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümüne yazı yazardı. Derdi ki bir kişi günlük 3000 kalori alması için günde neler yemesi lazım? İşte sabah kahvaltısında bir dilim peynir, iki dilim ekmek, domates, yumurta veya sucuk de diyor oradan gelen yazıda. Hı hı. Öğle yemeğinde kuru fasulye, etli kuru fasulye şu yapsın diyor. Sonra hı, gelen yazıyı ikinci toplantıda asgari ücret tespit komisyonu TÜİK'e gönderirdi. Bu gıdaların piyasa fiyatını bize gönderin diye. O piyasa fiyatı gelirdi bir günlük 3000 kalori için. Onu 30'a çarpıp asgari ücret kaç para olmalı diye tespit ederlerdi. Şu anda kriter yok. Bak birinci toplantıda çay kahve içiyorlar. İkinci toplantıda çay kahve içiyorlar. Üçüncü toplantıda kek yiyorlar. Ve birinden sufle geliyor. Şu rakamı yapın. Bu kadar. Bir kriter yok yani. Neye göre hesapladıkları belli değil. Kriter yok. Evet. O zaman birisinin istediği bir oran ortaya çıkıyor diye aklımıza geliyor ister istemez. Sayın Ali Tezel. Şimdi demin soru sorduk Ülkü. Buyurun. İkramiye diye. Bunlar şimdi 3000 lira olmasını düşünüyorlar. Düşünüyorlar. Yandaş medyada da bayram ikramesine %50 zam diyecekler. Çünkü algı yapacaklar, algı yönetecekler. 31 Mart'ta da oy gelecek zannediyorlar ama 2000 liradan 3000 liraya çıkan bayram ikramiyesi bu emekliye yarasına merhem olmaz. Evet. Peki dul ve yetimler ne olacak Ali Bey? Mesela onların durumu emekliden daha berbat. Çünkü evet, dullar en yüksek ölen eşinin %75'ini alabilirler. Evet. Yetimler de ölen anne babasının %25'ini, dörtte birini alabilirler. Yani 10 bin lirayla emekli olup ölen birisinin karısına en fazla 7500 lira verilir. Çocuğuna da 2500 lira verilir. 2500 lira verilir. Onlar da öyle yaşamak zorunda kalır. Şimdi izleyicilerimiz de soruyorlar. İşsizliği de biraz sonra size soracağım ama. Aylin Hanım demiş ki Bağkur ihya affı istiyoruz. Kadınlarda prim eşitliği istiyoruz demiş. O da adalet istiyoruz diye haykırıyor. Şimdi ihya dediği şu Ülkü. Yani haksızlık ne kadar olduğu sen tahmin et. Şöyle söyleyeyim. Hı hı. Zamanında Bağkur'a prim borçlarını ödememiş. Şu anda ödeyebilir. Güncel rakamlardan ihya edebilir. Tamam. Ama bir prim affı çıkarsa onun yarısını ödemek istiyor. Hı. Bu durumda şöyle sormak gerekmez mi? Zamanında prim ödeyenler aptal mı? Peki kadınlarda prim eşitliği nedir? Şimdi kadınlar da erkekler de yeni dönemde eşit söylüyorum. Yeni dönem için söylüyorum. 2008 sonrası dönem için kadın erkek 9000 gün zaten eşit. Hı. Sadece 99 öncesi için kadınlar 7200 gün 20 yıl, erkekler 9000 gün. Zaten kadınlar az prim ödüyor. Eşitlik derken neyi kastediyor? Çok prim mi ödeyelim demek istiyor acaba? Erkekler ne kadar ödüyorsa biz de o kadar prim ödeyelim mi demek istiyor? Onlar 9000 gün zaten 2008'den sonra 9000 oldu. Anladım, anladım. Peki bir başka izleyicimiz de diyor ki sorabilirim değil mi Ali Bey? Bir tabii soru. Lütfen. Diyor ki 1 Mart 1986 SGK girişi var eşimin.
4450 gün primi var. 52 yaşında çocuğumuz yok fakat biz mevsimlik bir fabrikada çalışıyoruz. 5 ay full ay prim, 7 ay ayda 3-5-7-10 gün prim ödüyorlar. Ne yapmalıyız? 15 yıldır çalışıyoruz burada. Tamam da çalışması bu şekildeyse işveren doğru yapıyor ama burada soru şu. Heh. Eşim diyor, soruyor Ülkü. Soran kadın mı, erkek mi? Soran erkek, eşi kadın. Tamam. Şimdi 86 girişiyle eşinin 5000 günü doldurursa emekli olur. 3600 gün sayısını doldurmuş. 58 yaşında emekliliği garantilemiş. Yani 52 yaşı 6 yıl sonra emekli olabilecek. Ama prim ödemeye devam eder de bunu 5000'e çıkarırsa 5000 günü doldurduğunda emekli. Doğum borçlaması yapamıyorlar, çocukları yokmuş. Yok. Bu şekilde devam edecekler ya da doğru.